Bakara suresi 245. ayeti sormuş. Allah'a güzel bir borç verecek yok mu? Şimdi Allah'a kendini insanların hibe etmesi vardır. Yani malını, canını Allah'a hibe eder. Değil mi? Ölümüm, hayatım, şeytan Allah'a sanırım, dirimim, dirilmem, alem Rabbi olan Allah içindir. Bu ayetlerin devamı olan bir mantık var burada. Mesela ben 5 milyar bir insana yardımda bulundum. Ben bunu Allah'a borç olarak vermiş oluyorum. Yani Allah onu borç olarak kabul ediyor. Ben bunu ödeyeceğim diyor Allah. Rızasıyla ödüyor Allah. Yani sevgisiyle ve rızasıyla ödüyor. Anlamı budur. Tabii inşallah Allah lütfederse de cennet. İnşallah. Cennette nasip etmiş oluyor. Ama tabii bizim amacımız cennet olmaz. Çünkü aşk çok yüksek duygulara dayanan sevgiye denir. Çok yüksek duygular. Yani karşılığı olan bir sevgiye aşk denmez. Yani maddi karşılığı olan bir şeye aşk denmez. Aşk çok saf, çok arı, çok temiz duyguya denir. En asil duyguya denir. En asil duygu da Allah'ın rızası için Allah'ı sevmektir. İnşallah. İnşallah.